Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ocak ayı favorilerimden bahsettiğim bu videoyu çekiyorum. Aslında Ocak ayı benim ve ailem adına hastalıklarla ve biraz da sıkıntılarla geçti ama neyse ki atlattık, toparladık. Hepimiz çok şükür iyiyiz. Eğer hazırsanız videoya geçebiliriz. İkinci tavsiye edeceğim ürün bu. Bu Embryolisse markasının bir kremi. Ben bunu geçen ay alışveriş videosu çekmiştim ve orada bahsetmiştim. Memnun kalırsam da favoriler videomda olacak diye de belirtmiştim. Gerçekten memnun kaldım. Yani şimdiye kadar kullanıp da kısa sürede etki aldığım nadir nemlendiricilerden biri. Ben normalde L'Occitane çok fazla kullanıyordum ama yeni ürün arayışındaydım. Daha uygun fiyatlı. O yüzden bununla tanışmıştım. Ve gerçekten ilk kullandığım andan itibaren inanılmaz derecede memnunum. Özellikle bu hastalıkla geçen bu ayda cildim çok fazla kurumuştu ama bu duruma en iyi çözümü bu kremle sağladım. Gerçekten çok çok memnunum. Hazır bununla başlamışken onunla birlikte aldığım bir diğer üründen bahsetmek istiyorum. Bu da yine Embryolisse markasının miseler suyu. Ocak ayında çok fazla makyaj yapamadım hastalıklardan dolayı ama yaptığım zaman da bununla temizledim öncesi. Normalde ben aslında yüzümü çok yıkayarak temizlemeyi severim makyaj sonrası. Ama öncelikle hani fondöten kullandığımda özellikle daha derin bir temizlik yapmak istediğim için bu tarz miseler suları seviyorum ve kullanıyorum. Bunu bu ay kullandım. Bütün makyajlarımı bununla sildim öncelikle ve gerçekten çok ama çok memnun kaldım. Tavsiye ediyorum. Evet, sırada da bu rimel var. Bu da Rimmel London markasına ait bir rimel. Ben bunu birkaç videomda bahsetmiştim. Tatil makyaj çantamda ne var ve alışveriş videomda bahsetmiştim ama favoriler videosuna dahil etmemin sebebi gerçekten çok memnun kalmam. Yani inanılmaz bir fırçası var ve gerçekten kirpikleri tek tek ayırıp inanılmaz bir hacim veriyor. Çok uygun fiyatlı. Ben bunu zaten bir indirim dönemi almıştım ki indirim alışverişi videomda da vardı zaten. Fiyatı da normalde 30 küsür liraydı. Ben 16 TL'ye falan aldım diye hatırlıyorum. Maskarayı kullananlar mutlaka bana hak vereceklerdir. Ve kullanmayanlara da kesinlikle tavsiyemdir. Fiyat performans kıyaslaması yapıldığında kesinlikle fiyatının çok çok üstünde bir performansı var. Bunu gözü kapalı herkese öneririm. Daha sonra böyle bir avuç tokadan bahsetmek istiyorum. 2018 yılında inanılmaz bir saç aksesuarı trendi başladı. Ben bu trendi çok sevdim. Çok güzel gerçekten. Ben çünkü aksesuar kullanmayı seven bir insan olarak saç aksesuarlarını da çok severim. Çok kullanmamakla beraber şık şeyleri gerçekten seviyorum. Şimdi 2019 yılında da bu bayağı bir tırmanışa geçti. Siz de görüyorsunuzdur. Her yerde, bütün hesaplarda artık saç aksesuarları satılmaya başladı. Takı satan bütün tasarımcılar, işte dükkanlarda çok fazla saç aksesuarı görmeye başladık. Ben de önceden aldığım bazı aksesuarları göstereceğim. Bunları Ocak ayında çok fazla kullandım ve çok da sevdim. Sırayla başlayabiliriz. Mesela bu tokayı çok sevdim. Yani şu anda saçım çok düzgün değil aslında ama böyle bu tarz takmak şu anda çok trend oldu. Ve bunu da bana kuzenim vermişti. Verdiğinden beri birkaç kere de taktım böyle Ocak ayında. Sonra böyle minik tokalar inanılmaz moda. Hatta bunları böyle yan yana takmak da çok moda. Hatta bunun gibi olan inceleri de bir arada takmak inanılmaz trend oldu. Bunlar benim Ocak ayında çok fazla tercih ettiğim tokalar. O yüzden de bu videoya dahil oldular. Özellikle inciler ve gold detaylı olanlar kesinlikle çok ama çok popüler. Şurada ayna var. Bir yandan da oraya bakıyorum. Gerçekten ben de çok ama çok sevdim. Bu tarz taraklı tokalar da bence bu modaya dahil edilebilir. Yani ben şu anda çok fazla taraklı toka satan hesap görmedim açıkçası Instagram'da ya da işte internette bazı sayfalarda. Ama biliyorsunuz annelerimiz zamanında inanılmaz fazlaydı. Benim annemin çok fazla bu tarz taraklı tokası vardı. Her renkte, her boyda. Çok severdim ama saçlarım hep minicik minicik kısa kestirildiği için annem tarafından hep böyle o tarz tokaları takamamanın özlemiyle büyümüştüm. Ama böyle saçlarım uzamaya başladığından itibaren inanılmaz derecede belki de geçmişin acısını çıkaracak kadar çok aksesuar kullandım. O yüzden geçenlerde bir satıcıda bu tokayı bulmuştum ve
O günden aklıma gelmişti. Dedim ki benim de kadını da hatta anlattım. Annemin bu tarz sokalardan çok fazla vardı ve saçlarım kısa olduğu için hiçbirini kullanamamıştım. İçimde böyle inanılmaz bir ukde ve bu tarz sokaları da gerçekten iyi ki diyorum trend olmuş. Bu tarz sokaları gerçekten çok ama çok seviyorum. Dediğim gibi geçmişten de gelen bir şey olduğu için, anısı olduğu için bilmiyorum hayatımda sanki daha fazla yer teşkil edecekmiş gibi hissediyorum. Evet, Ocak ayında 3 tane kitap okudum ama özellikle 2 tanesini çok sevdiğim için bu videoya dahil etmek istedim. Bunlardan bir tanesi Melisa Kesmez'in Nohut Oda isimli kitabı. İçinde 5 tane ayrı öykü var. İnsan ilişkilerinden, işte insanların bir yere kök salışından, bir yerlere yuva yapma isteğinden, öfke ve hesaplaşmalar gibi bir takım içerikleri olan 5 farklı öyküden oluşuyor. Ben çok severek bir solukta okuyup bitirdim ve bunu gerçekten herkese tavsiye ederim. Sonrasında da bu Sabahattin Ali'nin İçimizdeki Şeytan kitabını çok sevdim. Daha öncesinde Kürk Mantolu Madonna kitabını okumuştum ve çok sevmiştim. Aradan tabii çok uzun zaman geçti. Tekrar bir Sabahattin Ali kitabı okumak istedim ve bunu okudum. Bu kesinlikle tavsiye edeceğim bir kitap. Aydın geçinen insanların ne kadar karanlık olabileceğini, insanın içindeki şeytana nasıl yenik düşebileceğini gösteren böyle keskin hatları olan bir kitap. Kesinlikle çok severek okudum. Bunu da herkese tavsiye ederim. Sırada da bu üzerimdeki elbise var. Bu da Ocak ayı favorilerimden biri olduğu için bu videoyu bununla çekmek istedim. Bu böyle ekru, triko bir elbise. Uzun kollu. Böyle arkası da aynı önü gibi olan anvelop. Böyle aşağı doğru iyice daralan diz altı bir elbise. 5 in 1 cam Polat markasına ait bir elbise. Çok severek kullanıyorum. Sırada da böyle bir ekru uzun bir palto var. Böyle bayağı uzun. Diz kapağının çok çok altında. Böyle arkası yırtmaç detaylı. Böyle kemer kullanılıyor. Böyle yumuşak güzel bir kumaşı var. Ve üstte de gerçekten çok zarif ve şık duruyor. Bu da yine aynı 5 in 1 cam Polat markasından aldığım bir kaban. Çok çok severek kullandım. Şu anda indirimde, herkese tavsiye ediyorum. En son olarak da bu küpeleri göstermek istiyorum. Aslında bunları ben çok çok önce almıştım. Yani birkaç ay önce almıştım ama Ocak ayında çok fazla kullandığım için ve çok severek kullandığım için bu videoya dahil etmek istedim. Bunu da Ankara'da Bahçeli Evler'de bir aksesuar satan mağaza var. Oradan almıştım. Böyle gold detayları çok seviyorum zaten. Bunu da favorilerim videosuna eklemek istedim. Evet, benim Ocak ayı favorilerim bunlardı. Umarım bu videoyu severek izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olup yandaki zili aktif hale getirmeyi unutmayın. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.